Bu iğne şekilli dekoratif ürük asit kristalleri gut hastalığında eklem sıvısından alınan örnekte ancak mikroskop altında görülebilir. Gut hastalığı genetik yatkınlığı olanlarda deniz ürünleri, hayvansal proteinleri ve alkolü fazla tüketenlerde daha fazladır. Bu yüzden gut hastalığı gıdaya erişimin bu kadar kolay olmadığı geçmiş dönemlerde kralların hastalığı veya zengin hastalığı olarak bilinmekteydi. Özellikle ayağın birinci parmağının tarak kemiği ile yaptığı eklem bölgesinde kısarıklık ve şişlik yapar. Bazen de tedavi edilmediğinde tekrarlayan ataklarla bu gördüğünüz fotoğraftaki gibi eklem içinde ürik asit kristallerinin birikmesiyle hiç de dekoratif olmayan şişliklere sebep olabilir. Ben kral olmaktan vazgeçtim dediğinizi duyar gibiyim. Bu videoda gut hastalığını mercek altına alacağız. Gut hastalığının %2 ile 4 oranı ile dünyadaki en sık görülen iltihabi artritlerden olduğunu biliyor musunuz? Bu hastalık ilk olarak M.Ö. 2600 yıllarındaki Mısır yazılı belgelerinde ayak baş parmağındaki iltihaplı bir durum olarak belgelendiği, yani o zamandan beri bilindiği anlaşılıyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. 40 yaş üzerinde daha sık ve erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülür. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen seviyesinin düşmesine bağlı olarak görülme sıklığı erkeklerle aynı seviyelere gelir. Yine tarihten bir not koyayım. Hipokrat'ın M.Ö. 400'lü yıllardaki Aforizmalar adlı eserinde bu hastalığın hadım edilmiş erkekler ve menopoz öncesi kadınlarda görülmediğine dikkati çekmiş. Obezite, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, şeker hastalığı veya metabolik hastalıklara eşlik eder. Hastalar ve hatta hekimler arasında bile kan tahlilinde ürik asit seviyesinin yüksek olması gut hastalığı ile ilişkilendirilir. Halbuki olay bu kadar basit değil. Artrit dendiğinde eklem ağrıları ve eklemdeki iltihabi durumu açıklayan çok geniş bir hastalık grubu akla gelir. Osteoartrit, yaşa bağlı kıkırdak aşınmasını, romatoid artrit ise vücudun kendine ait olan kıkırdağa karşı yanlış bir uyarı ile yarattığı eklem iltihabi sürecini ifade eder. Gut artritinde ise artmış kan ürik asit seviyesine bağlı olarak eklemde monosodyum ürat kristalleri birikir. Kanda ürik asit seviyesinin yükselmesi gut hastalığı demek değildir. Hatta eklemde ürik asit kristallerinin birikmesi tek başına gut hastalığı anlamına gelmez. Bir çalışmada hiçbir şikayeti olmayıp serum ürik asit seviyesi yüksek olan hastaların %36'sında ayak baş parmağının ekleminde ultrason ile ürik asit kristallerinin biriktiği görülmüş. Öte yandan bunlarda eklemde şişlik ve eklem kıkırdağında harabiyet gibi gut belirtileri olmayan bireyler olduğu görülüyor. Eklemde biriken kristaller vücudun bağışıklık sisteminin askerleri olan beyaz küreler tarafından tehlike sinyali olarak algılanır ise çok karmaşık bir iltihabi süreç başlatılır. Yani bu kristaller vücudun bağışıklık sistemini aktif hale getirir ise eklemde iltihabi bir süreç başlar. İşte bu sürece gut artriti denir. Geriye doğru gidersek kandaki bu ürik asitin ne işi var diye sorabilirsiniz. Ürik asit tükettiğimiz gıdaların hücre yapılarının genetik kodu olan DNA ve RNA yapısına bulunan pürin adı verilen kimyasalların vücutta parçalanması ile oluşur. Pürinler deniz ürünleri, et ve et ürünlerinde özellikle ciğer ve böbrekte yüksek miktarda, bitkisel gıdalarda ise az miktarda bulunur. Gıdalarla birlikte aldığımız bu yan ürün vücutta idrar yoluyla atılır. Yüksek miktarda hayvansal protein alımı sonrası vücutta artan ürik asit eklemlerde kristalleşebilir. Yaş ilerledikçe böbrek fonksiyonlarındaki azalmaya bağlı olarak ürik asitin bünyede atılması zorlaşır. Bu yüzden ileri yaşlarda daha yüksek oranlarda görülür. Hasta genellikle ani başlayan ağrılı, kızarık ve şişliği olan eklem veya eklemlerle hastaneye başvurur. Hastalar ağrıyı genelde hiçbir travma olmadan geceleyin veya daha çok da sabah uyandıklarında fark ederler. Şikayetlerin 7 ile 14 gün içinde kendi kendine gerilemesi ve düzelmesi tipiktir. Şikayetsiz ve rahat dönemlerin sonrasında ataklar tekrar başlar. Çoğunlukla ilk olarak birinci tarak kemiğinin ayak parmak kemikleri ile birleştiği bölgede görülmekle birlikte diz, el bileği, ayak bileği gibi büyük eklemleri de ilgilendirmesi rahatsızlığın tüm vücudu ilgilendiren sistemik bir hastalık olduğunun göstergesidir. Ateşle beraber yorgunluk, kırgınlık, gut atağı sırasında çok sık görülen şikayetlerdendir. Ateş genellikle birden çok eklemde tutulum olursa olur. Eklemin çevresindeki kızarıklık ve şişlik, bakterilerin oluşturduğu cilt enfeksiyonu yani selülit ile kolaylıkla karışabilir.
Ortopedi hekimliğim sırasında cilt enfeksiyonu yani selülit tanısı ile antibiyotik tedavisi başlanmış ve daha sonra da gut tanısı almış birçok hasta gördüm. Bu arada bir parantez açayım. Selülit derken burada gördüğünüz gibi hanımların uyluk bölgesinde ciltteki portakal kabuğu benzeri kozmetik problemlerden bahsetmiyorum. Tıbbi terminolojide selülit burada görüldüğü gibi bakterilerin oluşturduğu ciddi bir cilt iltihabıdır. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bireylerde ekstremite kaybına kadar gidebilen önem verilmesi gereken bir durumdur. Tekrarlayan atakların önlenmemesi durumunda bu ürik asit kristalleri eklemlerde ve yumuşak dokuda birikir. Bunlara tofus denir. Ayrıca her atakta eklem kıkırdandı ve çevre kemiklerde harabiyet artar. Kıkırdak harabiyeti arttığında gut atakları engellense bile artık kalıcı hasar oluşmuştur. Gut hastalığı olan bazı kişilerde şiddetli artrit, böbrek taşı ve kalp hastalığı gibi başka sağlık sorunları da gelişebilir. Gut hastalığının ailevi bir yatkınlığa bağlı olduğu bilinir. %65'i kalıtsal olarak geçer. Gut hastalığı olanların %20'sinde akrabalarında gut hastası olan birileri vardır. Bu bilgi neden her balık veya kokoreç yiyende gut hastalığının olmadığını anlamak için çok önemlidir. Şikayetlerin tipik yeri ve süresi ile hastalıktan şüphelenilmesi gerekir. Kan testlerinde ürik asit seviyesinin yüksek olması yardımcıdır ama tek başına tanı koydurmaz. Tutulan eklemlerin röntgen, ultrason ve MR görüntüleri tanıya yardımcı olur. Son olarak eklemdeki şişlikten enjektör ile sıvı çekilirse, mikroskop altında incelendiğinde ürik asit kristalleri gözlemlenir. Akut atak varlığında ağızdan anti-enflamatuar ilaçlar süreci kısaltır. Romatizmal hastalıklarda kullanılan kolşisin, enflamasyonun şiddetini düşürür. Kortizon da tedavide kullanılabilen ilaçlardandır. Burada saydığım ilaçların hiçbirisi doktor tavsiyesi değildir. Sadece bu hastalıkta kullanıldığını ifade etti. Hekiminize danışmadan hiçbir ilacı almayın. Öte yandan doktor tavsiyesi olarak kabul edebileceğiniz birkaç öneride bulunmak isterim. Öncelikle alkol ve fruktoz içeren gazlı içeceklerden uzak durun. Bol sıvı tüketin. Ağrı ve şişlik olan eklemlerinizi yüksekte tutarak istirahate alın. Böylece ekleme daha fazla hasar gelmesini önleyin. Üzerine havlu sardığınız bir buz torbasını eklemlerinize uygulayabilirsiniz. Akut atak düzelip tanısı da netleştirildikten sonra kan ürik asit seviyesini azaltan ilaçlar daha sonraki atakların oluşmasını önleyebileceği için kullanılmalıdır. Yani artık düzeldiğinizi düşündüğünüz sağlıklı süreçte de yani ataklar gelip eklem hasarı oluşmaması için koruyucu yöntemleri uygulamanız gerekecektir. Sadece ilaçlara güvenmek yetersizdir. Hayat tarzında yapabileceğiniz değişiklikler daha sonra oluşabilecek gut ataklarını önlemede yardımcıdır. Bunun için böbreklerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve dehidratasyonu önlemek için bol bol su için. Sağlıklı bir kiloda kalmak için düzenli olarak egzersiz yapın. Fazla kilo vücudunuzdaki ürik asiti arttırır ve eklemlerde daha fazla baskı yapar. Vücudunuza giren pürin miktarını sınırlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Yüksek düzeyde pürin içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Bunlardan ilki alkoldür. Özellikle bira, yüksek oranda pürin içeriği ile gut ataklarını tetikler. Bir diğeri ise kırmızı et ve sakat atlar, özellikle de karaciğerdir. Hayvansal kaynaklardan elde edilen tüm proteinler potansiyel olarak yüksek ürik asit seviyelerine yol açabilir. Kabuklu deniz ürünleri en fazla tetikleyen ürünlerdendir. Fruktoz yani meyve şekeri içeriği yüksek gazlı içecekler ve yiyeceklerden de uzak durmak gerekir. 2015 yılında Yeni Zelanda'da 2051 gut hastasında hastalığı neyin tetiklediğine bakılmış. Hastaların %71'inde tetikleyen bir gıda ürünü bulunabilmiş. En sık tetikleyen gıda ürünü olarak %63 ile deniz ürünleri, %47 ile alkol, %35 ile kırmızı et ve %20 oranında da domates bulunmuş. Yazarlar domates dışındaki gıda ürünlerinin zaten bilindiğini söylüyorlar. Ama domatesin bu oranda bir tetikleme potansiyeli olmasına çok şaşırmışlar. Ayrıca bazı ilaçlar yüksek ürik asit seviyesine yol açabilir. Örneğin idrar söktürücü ilaçlar vücuttaki sıvının atılmasını sağlarken bir yandan da kanın serumunun daha konsantre olması ve ürik asit yoğunluğunun artmasına sebep olur. Böyle bir ilaç kullanıyorsanız hekiminizi uyarın. Ayrıca organ nakli yapılmış hastalarda bağışıklık sistemini baskılamak için yaygın olarak kullanılan ilaçların da ürik asit seviyesini artırabileceğinden uyanık olmanızda fayda var. Zayıflamak, egzersiz yapmak, C vitamini takviyeleri almak işe yarıyor.
İlginç olarak kahve ve kiraz tüketimi de pürün seviyesini düşürerek akut gut atakları sıklığını azaltıyor. Tıbbi yayınlar sadece diyet ile çözmeye çalışmak yerine kan ürik asit seviyesini düşürecek ilaçların da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu arada gut ismi nereden geliyor diye merak ettim. İlk olarak M.Ö. 1200 civarında Bookingli Randolphus tarafından kullanılmış. Latince damla anlamına gelen gutta kelimesinden türetilmiş ve hastalığa sebep olan bir maddenin kandan eklemlerin çevresine damlaması gibi bir anlam yüklenmiş. İlginç. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Krallar gibi yaşadığınız ama kralların hastalığı gut hastalığı ile hiç tanışmadığınız bir ömrünüz olsun.